Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yapılacak. Milletvekili olmak isteyenler içinse başvurular sürüyor. Ben bir anda dün haberlerde gördüm. Yani ben de başvurmak istedim. Başvurumuzu yaptık. Hayırlı olsun inşallah. İlk başvurunuz mu? Evet, ilk başvurum. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar için son gün 26 Nisan'dı. Seçim maratonuna katılacak bürokratlar ve kamu görevlileri saat 17'ye kadar istifalarını sundu. Başvurunuzu yaptınız. Başvurumu yaptım. Hayırlısıyla. İnşallah hayırlısı olur. Bu 24 Haziran'da alınan seçim kararı tabii ülkemizde olan bütün belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla isabetli bir karar almıştır. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında da adaylık başvuruları devam ediyor. AK Partili aday adayları başvurularını il başkanlıklarından ya da genel merkezde yapabiliyor. Başvuruda AK Partili olma şartı aranmıyor. Ancak başka partiye üye olanların noter onaylı parti istifası isteniyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi aday adaylarının başvuruları başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adayları da gelerek başvurularını gerçekleştiriyorlar. Öncelikle bu başvuru formunu doldurmaları gerekiyor ve yanında ek belgeler de isteniyor. İşte bu şekilde buraya gelerek belgelerini getiriyorlar ve başvuru işlemleri başlamış oluyor. Peki ne kadar ücret ödüyorlar? Erkek adaylar 6.000 lira, kadın aday adayları 3.000 lira ve engelli aday adaylarından da 1.000 lira başvuru ücreti isteniyor. Benim ikinci kez oluyor başvurum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum milletimize, vatanımıza. Ben elektrik mühendisiyim ve bir bayan olarak meslekte zorlukları tatmış birisiyim. Ama hamdolsun ki bizim partimizin liderliğinde kadınlarımıza çok daha fazla haklar tanındı. Milletvekilliğe aday adaylığı başvuruları 29 Nisan Pazar günü sona erecek. Temayül yoklamasının ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.